Irak tezkeresi oylandı. Mehmetçiğin sınır ötesindeki terörle mücadele görevi bir yıl uzatıldı. Meclis Genel Kurulu'ndaki kritik görüşmede tansiyon bir kez daha yükseldi. Tezkere gündemiyle toplandı Meclis Genel Kurulu. HDP yine Kobani tartışması açınca tansiyon yükseldi. Kobani çok büyük bir tarihsel fırsattı. Ama o tarihsel fırsat berheva edildi. Biz burada bir PKK yapısına asla müsaade etmeyeceğiz. Kürtler başımızın tacı. Gerilimin yükseldiği anlarda meclis başkan vekili devreye girdi. Ortamı yatıştırmak için korona kozunu da kullandı. Bağırırken hepimiz maskeyi çıkartıyoruz. Yani tam tersini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir başka polemik ise AK Parti ile İYİ Parti arasında yaşandı. Bizim için asıl olan din kardeşidir. Siz evrilmişsiniz. Siz artık Türk demekten korkar hale gelmişsiniz. Ben diyorum ki din kardeşliği kan kardeşliğinin de ötesinde. Türk halkı diyemedim. Kürt kökenli olabilirim, Kürt olabilirim. Fakat biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bakın yerim burası benim. Bu milletin ismi Türk halkıdır. Lütfen böyle bir düşünceye bir daha kapılmayın. Beni de bu şekilde itham etmeye kalkmayın. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin oylanıp kabul edilmesiyle Mehmetçiğin Irak ve Suriye'deki görev süresi bir yıl uzatıldı. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.